Ve açıkladığı mal beyanında 22 tane arsa, 13 tane ev, 25 tane tarla, bir benzin istasyonu ve aile şirketi olan Altınok Gayrimenkul'dan payına düşen 67 daire 4 dükkan olarak e, belirtti. Tabi bu paylaşım yapılınca benim dikkatimi şu çekti. Banka bilgileri verilmedi, altın, araç, döviz bilgileri verilmedi, eşin üstündeki e, mal beyanı e, sunulmadı. Dolayısıyla da eksik kaldı. E, bunu sordum ben. Sonrasında ise o arsaların, ki kamuya açıktır bu, tapu sorgulama ekranından kaç metrekare olduğunu e, sorguladım. Toplamda 6 milyon metrekare e, olduğunu e, yazdım. E, bu tabii ki 6 bin dönüm yapıyor, yani 6 kilometre kare gibi bir alan yapıyor. Yani Birçok ülkeden daha büyük bir araziden bahsediyoruz. Bu arazinin, bu beyan edilen arazinin içerisinde e, Etimeskut ilçesi Erler Mahallesi'nde bir yer var. bin50 bin ada diye geçiyor. Bura kime ait diye baktım Şirin Hanım. Dolayısıyla da buranın ilk sahiplerini buldum. O da Bekir Akar, Ahmet Kuru ve İhsan Türk adına parçalanmış 451 parsel numaralı bir arsa. Diğer bir parsel var. Oradaki ortak Sinan Aygün, Rıfat Sarcıklıoğlu, Salih Bezci. Şimdi üçüncü bir parsel daha var. Orada da Turgut Altınok ve Hacı Altınok'a ait. Bir de bir yoldan ihtas edilen bir arazi var. O da belediyeye ait. Sonrasında ise bu arazi gerçekten de Altınok'a miras olarak kalıyor. Ama sonrasında öyle bir şey oluyor ki bu üç arazinin ortakları bir araya geliyor. Tek bir parsel üzerinde toplanıyor. Normalinde daha uygun olan bir arazi varken o arazide toplanmıyor. Başka bir parsel üzerinde toplanıyor ve tek parsel haline getiriliyor. O da Altınok'la arazi üzerinde toplanıyor ve kat karşılığı e, inşaat yapıyor orada. Bu yapılan inşaatta 167 daire... Galiba veriliyor 67 dairesi Turgut Altınok'un kendi şahsına ait verilen daireymiş. E, tabii ki diğeri de aile şirketi olduğu için yine kendilerinde aslında o dört dört dükkanda dairelerde onlara ait. Bunlar e, değerleri tabii ki anlatılmıyor. Bu değerler kiraları e, bir plaz burası. Kiraları 19 bin TL'den başlıyor çok daha yukarılara da gidiyor ve satılmak istenilirse de 3 milyon TL gibi rakamlardan başlayıp daha yüksek meblalara kadar çıkıyor. Bize rica edeyim diğer konuklarımız beklediği için kısaca senin bugün elindeki yeni bilgiler ne? Aksu Antalya'da 12,5 dönüm arsa üzerine kat karşılığı bir anlaşma yapmış yine bu mal beyanında yoktu. Ben de bunu bir düğüm üzerine araştırdım. Ortaya çıktı. Yine Altınok ailesine ait ee, ve bununla ilgili de 4, 4 blok 660 TL'lik bir it yapılmış kat karşılığında. Ee, bununla ilgili mal beyanında olmadığını e, yazdım ve merak ettim bu kadar daire, bu kadar e, mal varlığı varken acaba ne kadar vergi verilmiştir diye merak ettim. Ve bu vergiyi de e, Toplam 843 43 tane daireden bahsediyoruz, hem Ankara'daki hem Antalya'daki vergi ne kadar ödemiş diye baktım. 2020, 2021 ve 2022 yılı matrahsız yani sıfır vergi ödenmiş. E, tabii ki bu insanın canını acıtıyor ve merak ettim acaba e, mali hesaplarında ne gibi bir gider gösterilmiş de vergi matrahı yansımamış. Tabii bunları biz ancak e, bir soruşturmayla görebiliriz. Bizler dışarıdan göremiyoruz. Net neticesinde de e, Şirin Hanım. Düşünün ki bizler ciklet aldığımızda bile vergisini ödeyen yurttaşlar olarak e, yaklaşık bin tane daireye sahip olan bir kişinin nasıl hiç yıllar boyunca vergi ödemediğini ve bu mülklerin Allah'a Allah'a ait olan mülklerin vergisini vatandaşlar olarak biz niye diyoruz? E, bunu merak ettiğim için de gündeme getirmeyi düşündüm. E, tabii paylaşınca da e, bayağı paylaşıldı. Az önce de öğrendiğim e, eski Fox TV ve Now Now e, TV e, bu soruyu Sayın Altınok'a sormuş. Babadan efendim, babadan demiş. Onu da doğrulamış efendim. 1700 konut babadan e, ve sıfır peki Bin hadi babadan değil sayın Mehmet Şimşek Hani vergilerden bahsediyorsunuz ya belediye başkan adayınız Murat Ağırel'in e, araştırması sonucu ortaya çıkıyor ki vergi ödememiş Buradan Mehmet Şimşek'e soralım bari bu kadar vergileri arttıracağını söylüyor. Devletin vergi toplaması gerektiğini söylüyor. Herkese yeni vergiler koyacağını söylüyor. Pek çok kalemde vergilerin artacağını söylüyor. Buyurun belediye başkanı adayınız emlak vergisi matrassız göstermiş. Murat Ağrel'in özel haberiydi. Murat çok teşekkürler.